Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere Ramazan için buzluğa atabileceğiniz bir börek tarifi vereceğim. Ramazan yaklaşırken bu hafta boyunca sizlere böyle buzluğa atabileceğiniz ya da pratik tarifler vermeye çalışacağım. Bugün böyle patatesli börek yapacağım. Muska şeklinde saracağım ama arzu ederseniz ben şimdi hem gül böreği şeklinde göstereceğim sizlere hem de muska şeklinde iki türlü göstereceğim ve ayrı ayrı poşetlere koyup buzluğuma kaldıracağım. 5 tane orta boy patatesi haşladım. Böyle kabuğunu soydum. Ortadan ikiye kesip içine attım. Üzerine de su koyup haşladım. Şimdi bunu süzdürüp baharatlandıracağım. Şöyle kabın içine alayım. Sıcağa geçmeden hemen sıcak sıcak ezmeye çalışın ki soğukken ezmesi biraz zor olur. Patatesi ezdim. Şimdi içerisine tuz, karabiber, pul biber ve toz biber ilave ediyorum. Şu yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Ben genelde patatesli böreği hep böyle hazırlıyorum. Ama soğanı seviyorsanız soğanı biraz kavurun. Böyle ezdikten sonra soğanın içine atın tencereye. Bir iki şöyle karıştırıp kavurup baharatlarını koyup hemen alın. Arzu ederseniz. İçerciğimi artık kenara alıyorum. Yufkaları açacağım. Şimdi ben 4 tane yufka kullanacağım. 2 tanesini muska için, 2 tanesini de gül böreği için. Şöyle kenara alırsam daha rahat çalışacağım. Öncelikle gül böreğini sarayım, onu göstereyim sizlere. Yufkayı önce ortadan kesiyorum. Sonra tekrar yapacağınız büyüklüğü küçüklüğe göre tamamen böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben sadece bir yufkayı 4'e böldüm. Yani 2, 4, 6, 8 tane 2 yufkadan börek çıkacak. Oldukça büyük bir porsiyon olacak ama daha küçük böyle hazırlamak istiyorsanız tekrar ortadan kesebilirsiniz her bir dilimi. Böreği sosunu hazırlayayım. Sürekli beni takip edenler bilir. Ben genelde böyle bir sıvı yağ ve suyla sadece böreklerimi yapıyorum. 1 su bardağı su, özür dilerim, sıvı yağ, 1 su bardağı da su. Biraz çırpacağım. Çok yağ ile su karışmadığı için böyle karıştırarak dökeceğim. Şimdi bir tane yufkadan alıyorum. Her bir yufkaya 2 kaşık yeterli. Fırçayla dağıtıyorum. Bir yemek kaşığı kadar patates harcından koyuyorum. Tamamen arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben bu patatesi ve sosu 2-4 yufka için hazırladım. 4-5'e kadar da yapabilirsiniz. Şöyle elimle hafif dağıtıyorum. Üzerine kapatıp rulo yapıyorum. Hafif böyle sıkıyorum. Çok değil. Hafif hafif kendi halimde sıkıyorum. Şu uç kısımdan başlayarak hazırlıyorum. Tekrar. Fırçayla dağıtıyorum. Eşit bir şekilde dağıtıyorum şöyle. Üzerini kapatıp sarıyorum. Çok sıkmadan kapatıyorum. Şu uç kısmı da alta verebilirsiniz. Tüm yufkalar bitene kadar ben aynı işlemle devam edeceğim. Bundan sonra sizlere muska şeklini göstereceğim. Bunları sardım. Kenara alayım. Hemen diğer muska böreğini de saracağım.
2 adet yufkamıra gene üst üste açıyorum. Tekrar yufkayı ortadan kesiyorum. İki yufkayı üst üste getireceğim. Ben böyle üst üste getirin ki uzun şeritler keseceğiz. Bu sefer çok uzun mu kısa mı olmasın. Şöyle 3 parmak hemen hemen olacak şekilde keseceğim. Tamamdır. Hepsini üst üste getireyim. Ben bu muskaları fırında yapacağım için sos süreceğim. Ama eğer ki fırında yapmayacaksanız direkt böyle kızgın yağda kızartabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. O zaman hiç bu sostan sürmenize gerek yok. Şöyle sostan sürüyorum. Uç kısmını patatesten bırakıyorum. Sizler de arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Üzerine şöyle kapatıyorum uç kısmı. Bir yerden başlıyorum. Şöyle her düz yeri bir tarafa getiriyorum. Şu şekilde. Uç kısmı tekrar sos sürüp kapatıyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Arada sosunuzu karıştırın. Şöyle bir kere sürmeniz yeterli. İğne kaşının ucuyla uç kısmı koyuyorum. Bu uç kısmı biraz boşlukta bırakıyorum. Ki üzerine böyle kapatmak için. Şöyle kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar. Zaten şu uç kısımları şöyle görüyorsunuz düz. Sardıkça o kendinin şeklini almaya başlıyor. Şöyle. Çok sıkmadan hafif hafif. Hepsini sardım. Gayet de güzel şekilli oldu gördüğünüz gibi. Hemen poşetlere koyayım. Öncelikle sigara böreklerini, gül böreklerini koyuyorum. İyice sıkıca kapatın. Dolabın kokusu bu sefer sinebiliyor. Öbürünü de yerleştiriyorum. Onları da böyle uygun şekilde diziyorum. Bunu da sıkı sıkı kapatıyorum. Gördüğünüz gayet güzel oldu. Bunları şimdi buzluğa kaldıracağım. Donacak iyice böyle 6 aya kadar da dolapta tutabilirsiniz. Hatta üzerine isterseniz unutursanız diye bir etiket yapıştırabilirsiniz ne zaman attığınıza dair. En azından unutmamış olursunuz. Direkt çıkartıp tepsiye koyup üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Ben de şimdi atacağım buzluğa. Daha sonrasında size pişirip bir kısmını göstereceğim. Buzdan çıkarıp pişirdiğimde sizlere göstereyim. Olduğunca don bir şekilde. Diğerleri de
istediğim kadar içinde alıp tekrar kapatabileceğim. Fırınımı şöyle yağladım. İsterseniz de yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ben biraz ondan, biraz da diğer muska şeklinden pişireceğim. Direkt böyle. Çıkartıp fırın tepsinize dizebilirsiniz. Hiç öyle çözülmesini falan beklemenize gerek yok. Bunu bu şekilde diziyorum. Tepsimin aldığı kadar dizeceğim. Bunu sadece sizlere göstermek amaçlı çekiyorum. Pişireceğim. Yumurtanın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da süt koydum. Çırpıyorum. Bu arada fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Arzu ederseniz üstüne çörek otu, susam da koyabilirsiniz. Fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Gayet güzel kızardı. Böyle çıtır çıtır bir börek oldu. Şu anda çok sıcak olduğu için elleyemiyorum. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.